Lavoie temel Bayesian anlamında anlatacağımız son dersteyiz. Bugün arkadaşlar size System Executable için Lavoie'de hazır bulunan bir fonksiyonu kullanacağız. Bu fonksiyon arkadaşlar, bu fonksiyon da çok önemli. Nasıl önemli? Lavoie programını arkadaşlar açtınız ve başka bir exe dosyasıyla bir işlem yapacaksınız arkadaşlar. Bunun için işte Lavoie'yi işte gizleyelim, edelim gibilerinden ziyade Lavoie programı çalışırken paralelinde başka bir dosyayı da test etme imkanı veren bir program bu arkadaşlar. Benim de çok kullandığım program. Bir zamanlı bir öğrenci vardı. Hocam dedi, ben dedi Lavoie ile bir pik kontrolü yapıyordum. Fakat bunun yapılırken, yani bunu kontrol ederken bir problemle karşılaşıyorum. Ve hocam bana dedi ki işte bunun işte bir problem karşılaşıldığın anda sanalda da aynı anda bir test yapabilir misin gibilerinden bir program vardı. Ben de Lavoie programının içerisine arkadaşlar bu sistem executable'ı dopladım ve yani daha doğrusu entegre ettim ve Lavoie programı çalışırken arkadaşa sanalda ayarladığı C Sharp, yani ayarladığımız daha doğrusu C Sharp programıyla arkadaşlar sanalda PIC18F'i test etme imkanı verdim. Hocası sağ olsun bir geri dönüş yaptı. Çok teşekkür etti bununla alakalı. Hani paralelinde arkadaşlar hani böyle bir işlem yapılabileceğini de açıkçası ilgili hocasına göstermiş olduk. Zaten hocası da merak ediyordu hani böyle bir şey yapılabilir mi Lavoie ile alakalı. Ondan sonra bu programı işte arkadaşlar bugünkü projede videomuzda bu şekilde bir göstereceğim ve size de böyle bir fikir vermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar gene buradan geliyorum. New VI diyorum. Ardından Save All diyorum arkadaşlar. Bugünkü artık ilk 3 dediğimiz artık son dersimiz. 23. ders diyelim buna. Ve şöyle ilk 3 3 diyelim arkadaşlar. Ve mainimize de ne diyelim? Sistem diyelim arkadaşlar. Şimdi sistemimizi hemen açalım. Şuradan tarlayalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu programı yapılabilmesi için bu simülasyonu önce bir yapıyı bir oluşturalım, sonra senaryoyu konuşalım. Şimdi hemen ilk önce while döngümüzü açıyoruz. Ardından arkadaşlar event structure'ımızı açıyoruz. Ve bir tane de çalıştır butonumuz olsun. Exe'mizi arkadaşlar. Ve şöyle bir şey olsun. Exe'de şöyle bir buton yapalım. Şuraya bir tane buton atayalım. Arkadaşlar cancel dedik yanlışlıkla. Şöyle. Ya gerçekten güzel bir projeydi. Yani böyle çok böyle basit gibi görünüyordu ama gerçekten işin içerisine girince cidden bayağı bir uzun sürdü. Çünkü gerekli programların yüklemesi ve bulunması zor oldu gerçekten. Buna ne diyelim? Sistem çalıştırma buton diyelim. Şuradan mechanical action'ı release diyelim. Ve ardından arkadaşlar OK'mize de çalıştır diyelim. Şimdi bunu ayarladı. Şimdi biz bunu şey olarak yani basıp çekme gibi ayarladığımız için editten arkadaşlar sistem çalıştırma butonu mouse down'ı seçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar connecti sağ tıkladım. Ardından connectivity library ve system executable VI diyorum arkadaşlar. Bu kısmı arkadaşlar şu komut satırının olduğu yere benim ilgili exe'min adresini yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Neredeydi o? Şöyle bir bakalım. RS232 ile LED sanal demişim. Şuradan benim Ozan zamanında bu simülasyon ve paralelinde hataları takip etme açısından arkadaşlar bir C Sharp'ta program yazmıştım. Şöyle yapalım. Şunun adresine bir bakalım. Arkadaşlar özellikler diyelim, güvenlik şunu alalım.
adresini ve arkadaşlar konu satırımıza ekleyelim. Şimdi yani böyle birazcık uzun oldu ama adresi aslında bunu istersek kısaltabiliriz de ana dosyanın içerisine çekerek. Neyse şimdilik böyle ilgili adreste kalsın. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir problem ve senaryomuz bugünkü ne oldu biliyor musunuz? İşte bir problemle karşılaştık. Ve ardından arkadaşlar bu programı bu problemi arkadaşlar simülasyonla takip etmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar ben gene ilgili dosyaya gidiyorum. Bir tane şey oluşturmuştum. Şöyle sanal port. Şöyle Proteus'ta arkadaşlar. Proteus'umuzu da açalım. Ve hani bir görelim bakın nasıl bir şey oluyor. Burada şey yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bu comport var ya. Comport'un buradan arkadaşlar bir sanal port programı var. Visual Sanal Port diye bir şey. Configuration. Bunu yükledim. İşte ilgili comportları hiç böyle gerçek bir mikro denetleyici olmadan arkadaşlar oluşturduğumuz exe ile bunu kontrol etmeyi sağladık arkadaşlar. İlgili arkadaşa. Şimdi bugünkü projemiz şu. Yani problemimiz. İşte sözde o videonun başında da anlattığım gibi arkadaş işte şey yaptı. Peak'te bir problem karşılaşıldı. Ve bu problem esnasında arkadaş hocasına evet bu program normalde çalışıyor ama bunun donanımsal olarak işte Peak'te bir problem gerçekleştiğini kanıtlaması açısından o anda bu Proteus'u ilgili çalıştır butonuyla labü içerisinden arkadaşlar exe'yi açıp bunu yazılımsal olarak kanıtlaması için ayarladığımız bir şeydi. Şimdi senaryomuz yine bu. Aynısı arkadaşlar. Şimdi şuradan gelelim. Şuraya da false'umuzu atalım arkadaşlar. Create constant diyelim. Şimdi ben programımı çalıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilgili exam geldi buraya. Yani hiç uğraşmıyorsunuz. Yani labü içerisinden arkadaşlar farklı bir exe'yi buraya çekiyorsunuz. Yalnız dikkat edin ha, bu yani sadece exe'ler için farklı uzantılı dosyaları çalıştırmaz. Ondan sonra is isime geldim arkadaşlar. Benim is isimde burayı com2 seçiyorum. Bu sanal portta çünkü ben öyle ayarlamıştım. Ardından arkadaşlar com1 diğeri benim pair ettiğim parite none, stop bit ondan sonra 1, baud rate hızımız 9600, bu da 8 arkadaşlar. Simülasyonumda yani bu kısımda Proteus'u çalıştırıyorum arkadaşlar ve programımızı çalıştırıyoruz. Ve ilgili arkadaşın o anda donanımsal olarak arıza olduğunu açığa çıktıktan sonra hocasına evet ya benim bir yazılımım doğru demesini kanıtlaması açısından böyle bir aslında bu bir senaryo şu anda. Ama önceki videonun öncesinde anlattığım daha böyle spesifik gerçekten öğretmeni ilgili arkadaşın labü içerisinde bir exe ile simülasyonları da göstermenizi sağlamış istemişti. Biz de ona göre bunu ayarlamıştık. Şimdi arkadaşlar programımızı çalıştırdık. İlgili comport ayarlarını yaptık. Bağlan dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LED 1'e ben bastığım zaman burada 1 yandı ve bana bir mesaj gönderdi. LED 2'yi yaktım. Zaten burada yazıyor. LED 3 yaptım. LED 4 yaptım. Yaktım. Sonra mesela 2'yi söndürdüm. Gördüğünüz gibi. 4'ü söndürdüm. 3'ü söndürdüm. 1'i söndürdüm. Bu işte bizim şu andaki simülasyonumuz. Yani buraya daha bu C Sharp dersinin ileri projelerinde bunları hep yapacağız da. Şimdiki bizim amacımız şeydi. Labü içerisinden bir exe'yi çalıştırma ve çalıştırıldıktan sonra da ilgili exe'nin çalışmasını sağlayarak arkadaşlar paralelinde bir başka simülasyonumuzu, bir işlemimizi böylelikle gerçekleştirmekti. Bugünkü dersimde buydu, son dersimde. Artık bu son dersten sonra bir tane bir bitiriş konuşması yapacağım bir sonraki videoda. Ve artık bundan sonra C# programına geçeceğiz eğitimlerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.